Devrimci halkçı yerel yönetim paradigmamız da sadece kentin, merkezin yerel sorunlarını değil, bununla birlikte Dersim'de, Dersim coğrafyasında yaşanan, yaşanmış ve bundan sonra da yaşanacak siyasal baskılara karşı Dersim ittifakı olarak dostlarımızla birlikte bu kentte sahip çıkan tüm canlarımızla birlikte bu 5 yıllık süreci de aktif bir şekilde tamamlayacağız. Dersim ittifakının görev aldığı, bu yönü döneme devrettiği envanterleri sizlerle paylaşacağız. Belediyemizin 15 tane müdürlüğü var aktif. Yaklaşık 15 gündür birimlerimiz kendi alanında bir briefing dosyası hazırlıyorlar. Yani son aşamaya gelmiş durumda. Hesap işlerinden zabıtaya, imardan itfaiyeye kadar bütün müdürlerimiz kendi alanında şu anda mevcut durumları ve sorunları ve elindeki kaynak ve envanterini bir dosya halinde arşivlediler. Buradaki amacımız şu arkadaşlar. Bizler devrimci, demokratik ve toplumcu bir belediyecilik iddiasıyla bu yeni dönemi öreceğiz. Halkımız şunu bilmeli. 4 Nisan 2004 tarihinde Dersim Belediyesi'nin mal varlığı nedir? Kaç tane gayrimenkulü var? Kaç tane aracı var? Kaç tane kiralık dükkanı var? Bir, taşınır ve taşınmaz mallarını, araç ve gereçlerini, stoktaki malzemelerini ve bir bütün Dersim'in imar planını bilmelidir arkadaşlar. Gelirlerini bilmelidir, borçlarını bilmelidir. Yani biz bu envanterle Dersim halkından Dersim Belediyesi'ni devralarak çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Bugün burada Dersim Belediye'mizin 4 Nisan'daki son bilançolarını sizlerle paylaşacağım. Belediyemizin 15 aktif müdürlüğü bulunmaktadır. Personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir. 40 memur, 52 kadrolu işçi, 288 şirket işçisi olmak üzere toplam şu anda belediyemizde 380 emekçi arkadaşımızla, yoldaşlarımızla çalışmalarımızı başlatmış bulunuyor. Belediyemizin toplam borcu 230.673.692 lira. 230.673.692 lira. Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon, 82 milyonu eksi bir bakiye ile 2024 yılına devredilmiş. Yani bu mevcut toplam açıkladığımız borç çıkarımın içerisinde. Ocak ayı geliri 2004 yılı açısından söylüyorum. 27.517.000 lira. Gider 32.342.000 lira. Şubat ayı 22.331.091 lira geliri. 36.357.000 lira da gideridir. Mart ayında 24.337.000 lira gelirimiz var. 28.575.000 lira da giderimiz var. Nisan ayı geliri 17.601.422 lira gelir. 25.442.443 lira da gider. Şimdi burada şunu ifade etmek istiyoruz arkadaşlar. 4 aydaki toplam gelirimiz 91.787 lira. Toplam giderimiz de 122.217 lira.
Yani 30.929.029 lira eksi bir bakiye vermiş. Yani bütçede şu açığa çıkıyor. Biz her ay borçlanarak devam ediyoruz. Bu oran Mayıs ayında da artacak. Çünkü bu 230 milyon liralık borç belirli bir faiz oranıyla işliyor. Yani bizler bunu taksitlendireceğimiz tarihe kadar 230 milyon 673 bin borç toplamının içerisinde kalemleri bile bir okuyacağım size. İller Bankası borcu faiz dahi 1 milyon 547 bin lira. Vergi borcumuz faiz dahi 23 milyon 739 bin lira. Belediye ait şirketin vergi borcu faiz dahi 14 milyon 961 bin 504 lira. Belediyemize ait şirketin sosyal güvenlik kurumuna olan borcu 94 milyon 139 bin 170 lira. Aksafra perakende anonim şirketi elektrik borcu faiz dahi 41 milyon 226 lira. Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi'ne borcumuz 1 milyon 301 bin lira. Firma ve kişi alacakları 11 milyon 846 bin lira. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Erzimisi bedeli 1 milyon 161 bin 568 lira. Belediyemiz işçi alacakları, emekçilerimizin alacakları, ikramiye artı mesai 10 milyon 446 bin lira. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne borcumuz 1 milyon 480 bin lira. Düzeltiyorum. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne 789 bin lira. Fırat Kalkınma Ajansı'na 1 milyon 480 bin lira. Depozito ve teminat hesabı 5 milyon 176 bin lira. Dersim Katı Atık Birliği Başkanlığı'na olan borcumuz 784 bin lira. Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği'ne 707 bin lira borcumuz var. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'na 24 bin 417 lira borcumuz var. Birimlerde işlerini devam eden alımlar 1 milyon 510 bin 376 lira. Toplam ifade etmiştik 230 milyon 673 bin lira. Bu borç toplamını ifade ederken biz mevcut belediyenin mali durumunun halkımız tarafından bilinmesi amacıyla bunları ifade ettik. Tabii ki belediyelerin borçları olur. Yani biz bir Nisan'da 10 sene kadar belediyelerimizin yapmış olduğu açıklamalar var. Birçok belediyenin borçları daha yüksek oranlarda duruyor. Bunları biliyoruz. Ancak burada sorun hizmet bütçesinin önünün kapatılması, tıkanmasıdır. Yani bunları da kalem kalem iyileştirmek, maliyet hesaplamasını yaparak Haziran-Temmuz aylarında sizlerle paylaşacağız. Sizlerin de karar verdiği, ortaklaştığı bir planlamayla bütçemizi güçlendireceğiz. Bu borçlar asla bizim çalışmalarımızın önünde bir engel olmayacak. Sorunlar yaşayacağız. Ama kısa vadeli olacak bunlar. Çünkü Dersim İttifakı ve Dersim'le düşünüp hem ulusal hem uluslararası alanda seferberlik ruhuyla birlikte çalışacağımız yüzlerce dostumuz, kurumumuz ve kurumlarımız var. Bir Dersim ruhuyla, denizci bir ruhla, yurtsever bir ruhla yerel yönetim çalışmalarımızı bütün bu ekonomik sıkıntılara rağmen birlikte planlayacağız. Buradaki temel amaç bir 5 yıl sonra halkımıza hesap vererek belediyemizi halkımıza teslim ettiğimizde bizler 31-2024 seçimlerinde belediyemizin hazırlamış olduğu bu envanterle birlikte 5 yıl sonra da belediyemizin mevcut durumunu halkımıza devrimci bir tutumla
ilkesel bir tutumla bu envanteri halkımızı açıklayarak ve bilgiyi halka teslim etmektir. Envanter sadece belediyenin mali tablolarını kapsamıyor arkadaşlar. İmarı bir bütün arşivlemişiz dosyalarda. Zabıta, itfaiye, hesap işleri, mezarlıklar müdürlüğü, yani 15 tane müdürlüğünüz de kendi onayıyla bu arşivleri hazırlamış bulmaktadır. Yani bizler bir 5 yıl sonra olmayacağız. Ancak memur arkadaşlarımız, müdür arkadaşlarımız bu süreçten sorumlu olacaktır. Bunu bir yerel yönetimlerde bir gelenek haline getirmemiz gerekiyor. Biz bunu bugün burada başlatmış olduk. Başaracağız. Güçlüyüz. Birlikte kazandık. Ama bu süreci de birlikte öldük diyerek Dersim'de açığa çıkan tüm sorunlara cevap olacağız. Tüm Dersim'lerle birlikte. Her sokakta olacağız. Her caddede, her mahallede birlikte çalışacağız. Ekonomik, sosyal, siyasal, politik, kültürel anlamda Dersim'in ve Dersim'lerin tarihten bize miras kalan 50 yıllık mücadele geleneğimize miras bıraktığı 1938 yılında katledilen atalarımızın, analarımızın, soykırıma uğrayan Dersimlerin bize miras bıraktığı bu Dersim anahtarına, dağların anahtarlarına hep birlikte sahip çıkacağız.